Daha önce de ziyaret ettiğimiz önemli bir gayrimenkul şirketine bir kez daha konuk oluyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Bursa Görükle'den seslenmekteyiz. Remax Kontrol Emlak ve Gayrimenkul firmasının konu olduk. Yanımızda firma sahibi Yaşar Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Yaşar Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Yaşar Bey. Burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizi de yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Yaşar Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Yaşar Bey 17 Mayıs 1966 doğumludur. Evet. 8 yıl yani 2008'den beri sektörün içerisindeyiz. Evet. 2016 yılından beri de kurumsal olarak yani Remax çatısı altında hizmet vermekteyiz. Evet, işletme sahibi olarak burada emlak ve gayrimenkul olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Şimdi efendim firmanızın vermiş olduğu faaliyet alanları, burada verilen hizmetler nelerdir? Biraz daha açalım mı değerli izleyicilerimize? Firmamızın hizmet alanları zaten gayrimenkul adından da anlaşılacağı gibi gayrimenkul üzerine daire alım satım, kiralama, arsa, tarla, bağ, bahçe yani gayrimenkule giren her şey firmamızda alınıp ve satılıyor. Evet. Efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz Yaşar Bey? Kriterleriniz nelerdir? Bu hizmeti verirken ilk önce her zaman içinde iki tane oğlum var ve onlar da sektörde yanımda. Evet. Ve şirketimizin ikisi de brokerı aynı zamanda şirket ortaklarıdır. Onlara da her zaman için önerdiğim ve tavsiye ettiğim yanımızdaki bizde şey yok, nasıl diyeyim, çalışan yok. Bizim iş ortaklarımız var. Yani yanımızdaki arkadaşlarımız bizim iş ortaklarımız. Yani çalışanlarımız değil. Evet. Ve onlara da her zaman şunu öneriyorum. Para kazanılır. Parayı kazanmak önemli değil. İlk önce insanı kazanın. Evet. İnsanı kazandığınız zaman parayı kazanıyorsunuz. Kesinlikle. İlk önce insanı kazanmak önemli olan. Evet. Düzgün, dürüstçe, iş ahlakı sınırlarının dışına çıkmadan bu hizmeti vermek çok önemli. Evet. Evet. Şimdi efendim bölgede sizin gibi faaliyet gösteren, hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Hı-hı. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. Neden insanlar sizi tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir? Şimdi bölgemizde bizim gibi bir tane daha kurumsal firma var. Biz Görükle bölgesinde ilk kurumsal firmayız. Kurumsallığın vermiş olduğu insanlara, kurumsallığın vermiş olduğu hizmet dahiline nedir kurumsallık? Bizler bir portföyü aldığımız zaman bunu sözleşme olarak alıyoruz. Bir de insanlara tavsiye ediyoruz. İnsanlar şimdi gelişmiş eskiden beri alışılagelen bir emlak sektörü var. Emlakçılık zaten adı üzerine müteahhit itsen, emlakçı isen yalancısın, üçkağıtçısın. İnsanların gözlerindeki olan bu. Yıllardır sektörün içerisinde olduğum için insanların gözlerinde olan bu. İlk önce biz bunu silmek amaçlıyla kurumsal bir firmayı tercih ettik ve Remax gibi dünya devi bir firmayı tercih ettik. Evet. Bizler müşterimize şunu her zaman için söylüyoruz. Bakın atıyorum örneğin 100 bin liralık bir daireniz varsa gelip de hiçbir zaman için emlakçıya bana 100 bin lira getir, kaça satarsan sat. Lan gelmeyin bize ve kimseye de bu şekilde gitmeyin. Niye? 100 bin liralık bir yerine aynı şeyde gittiği zaman ne oluyor bu sefer? Kurnazya emlakçı 100 liralık bir yeri 120-130 liralara satmaya çalışıyor. Bu sefer işte sat diyen vatandaşın malı da satılmıyor. Yani evet. Çünkü değerinin üzerine zaten ister ki 100 bin lira değerini istedin. Bir de emlakçı da bunun değerinin üzerine koyaraktan satmaya çalıştığı zaman ne oluyor? Malı satılmıyor. Ben hep şunu öneriyorum. 100 bin lirada sizin vereceğiniz bir hizmet bedeli 3 bin liradır. Ha, anlaşırsınız 2500 lira olur. Bakın 30 bin lira değil. Bu sefer satılıyor. Karşılaşıyoruz tapuda bu gibi şeylerle. Adam diyor ya sen benim malımın ortakçı mısın? Sen 30-40 bin lira benim malımdan. Ya sen verdin bu şansı emlakçıya. Sen dedin 100 bin lira bana getir. Kaçar satarsan sat. Hem malın satılmıyor. Ha bulunduğu zaman da satılıyor. Bu sefer arada çelişki başlıyor yaşamaya. Sen niye benim malımın ortasında? Biz hep şunu öneriyoruz. Malının değeri ne idir? 100 bin lira mı? 100 bin lira olsun senin malının değeri. Sen sadece bizlerin alacağı hizmet bedelini ver. Kanun ne demiş? %3 demiş. Ama sen bunu anlaşırsın, pazarlık yaparsın benimle. %2,5 olur.
%2,5'unu verirsin, senin malın hem daha değerinde satılır, evet, hem daha çabuk satılır, hem daha kolay satılır. Evet. Kapalı portföy. Yani kapalı portföy dediğin zaman nedir? Sen kapalı bir portföyü aldığın zaman sadece o malı satmaya endeksleniyorsun kendini. Yani ben diyorsun ki bu malı satacağım. Biliyorsun ki senden başkası yok o malı satacak olan. Sadece sensin. Açık portföy olduğu zaman nedir? A emlakçıda da var, B emlakçıda da var. Zamanında karşılaştık bunlarla. Sana da vermiş anahtarı, diğer bir vatandaşa da vermiş anahtarı. Bir gidiyorsun müşterinin yanında kapıya, kapıyı açamıyorsun veya içeriden birileri çıkıyor. Buyurun hoş geldin, daire satılmış, haberiniz yok. O yüzden kurumsallık budur. Yani nedir? Kapalı portföy olarak çalışacaksın. Yalan zaten en başında, yalanla kesinlikle zaten insanlar yalandan, dolandan bıktığı için kurumsallığı tercih etmek durumunda. O yüzden kurumsallık bizi tercih etmelerini istememizin sebebi de şudur. Kurumsallarla çalışın. Niye kurumsallarla? Ha, dürüst, etik çalışan emlakçılar yok mudur? Tabii ki vardır. Evet. Herkes aynı kefeye İstisna koyamazsın. İstisna mutlaka vardır. Ama kurumsal firmayla çalışmak, örneğin ben hata yapabilirim veya bile bile yanlış yapabilirim. Ben bile bile yanlış yaptığım zaman benim ismini taşıdığım Remax firması bana çok büyük cezalar dahi çıkarabiliyor. Ama diğer bir emlakçıda yok bu. Evet. Yaptın. Kendi hizmet alanı zaten. Hatayı yaptı kendine. Ama bizde öyle bir şey değil. Ben herhangi bir müşteriyi aldatıyorsam, yani aldatmaya yönelik bir şey yapıyorsam, ben Remax firmasına şikayet edildiğim zaman çok ciddi rakamlarda cezalar alıyorum. Evet. Bu benim yapmış olduğum franchising anlaşmasında var bu. Evet. Yani ben bunu kabul ederek zaten giriyorum bu kurumsallığa. Evet. Niye bu kurumsallığa da giriyorum? Yani ben dürüst çalışacağım, etik çalışacağım dediğim için de zaten o cezaları göz önüne alarak, o sözleşmeyi imzalayarak giriyorum. Kesinlikle buraya. Kesinlikle haklısınız, evet. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ben size çok 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 teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz Yaşar Bey. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Siz de sağ olun. Sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Bursa Görükle'den ve sektörün en iyisi Remax Kontrol Emlak ve Gayrimenkul'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.